Bizim kahvaltı yemeklerimiz mutlaka bal, kaymak, reçel var ama bal pahalı zaten. Yani dönem, tabii ya İKB konaklarında. Şimdi ucuz biliyor musun? Bal ucuz, bal değil belki de. Yani derin konu. Bu derin konu, evet ucuz. Orada üçkağıtçılar var, sahtekarlar var, sahte bal satanlar evet. falan var ama yine de bal hak ettiği bir fiyatta değil. Aman kim yerin kulağı var şimdi bal fiyatlarını uçururlar. Uçurmasınlar. Yani onu da şöyle söyleyeyim. Bir su bardağına, cam bir su bardağına kaynar bir su alsınlar. Bir kaşık balı içerisine döksünler. Şöyle bir karıştırsınlar. Çizgi çizgi içerisinde bir karışım kalıyorsa bilsinler ki o bal değil. Evet. En basiti o yani. Gerçek bal şekerleri bazen diyor ki bal şekerlenmiş yenmez artık diye. Ama böyle Osmanlı'da mesela balın yeri tatlılarda hep ballı yapıyorlar. Hatta öyle bir ki soruyorlar bazen diyorlar ki ya niye hep ballı bu tatlılar? Biz zengin bir imparatorluğuz diyor. Bir gösterge. Bugün bazen konuşuyoruz ama Osmanlı İmparatorluğu gerçekten bir cihan imparatorluğu. Ve işte saray, merkez, oradaki düzen, nizami her şey bu mutlaka belli bir gösterişi barındırmak zorunda. Bal şerbeti değil mi bir de mesela? Bal şerbeti o erken İslam mutfağından 7. yüzyıldan Hazreti Peygamber'in de sevdiği bir tarif. Hatta şöyle buyurduğu söyleniyor. Helal kazançla satın aldığınız bal ve yağmur suyuyla yapılan şerbet dünyadaki bütün dertlerinize şifa olur diye buyurduğu söyleniyor. Benim de en sevdiğim şerbettir. Dünyanın da en yapımı en kolay. Hatta çok ben bazen bol limon sıktırıyorum. Ballı bir limonata oluyor neredeyse. Bakkala gidip almanız 5 dakika, evde bunu yapmanız 1 dakika sürüyor. Yalnız yağmur suyu İstanbul'un yağmuru değil tabii. Değil, Anadolu'da evet. Bir coğrafyada işte şehirden uzak, egzoz gazından şundan bundan uzak bir yerde ki yağmur suyuyla olur bu işte. Tatlı mesela Osmanlı tatlıları falan diyoruz. Evet. Yani aklımıza hep tatlı geliyor ama tatlı da geç girdi değil mi Osmanlı mutfağına? Tatlı aslında şu pek benze balla birçok tatlı yapılıyor, helvalar yapılıyor. Bakın şunu söyleyeyim öncelikle. Türkler Orta Asya'da tatlı yememiştir. Orta Asya'daki Türklerin tatlı yemediğine dair birkaç belge var. Hani biz şimdi hep böyle baklava bizim, öbür bizim, her şey bizim. Ama Orta Asya'daki Türkler tatlı yemiyor. Hatta tatlı yemeyi de biraz ayıp görüyorlar erkeklerin tatlı yemesini. Neden? Çünkü savaşçı bir toplum Orta Asya Türkleri. Genelde kadınlar veya işte çocuklar belki tatlı yiyebiliyor ama erkekler ağzına sürmüyor. Bununla ilgili en net örneği aslında İbni Batuta seyahatnamesinde yazıyor. Çok önemli bir seyyahtır İbni Batuta, ben çok severim. Anadolu'da o zaman beylikler döneminde işte diyor bugün akşam bu kafamı kurcalayan soruya nihayet çözüm bulacağım çünkü bir Türk Hakan'ın evinde yemeğe davetliyim diyor. Giderken Hakan'a İbni Batuta kendi bir arkadaşına yaptırdığı tatlıyı Hakan'a hediye olarak götürüyor. Merak ediyor Hakan tatlı yiyecek mi diye. Kapıda girişte Hakan'ın yaveri yanında Hakan'ı daha görmeden diyor ki bu nedir tatlı diyor. Nereye getirdin bunu? Hakan yesin diye getirdim diyor. Diyor ki Hakan asla tatlı yemez. Neden ya yemesin diyor. Bak diyor daha önce cezalandıracağı bir kapı kulu vardı diyor. Onun yanına çağırdı. Dedi ki ya şu tatlıyı ye ya da seninle beraber o kapı kuluyla beraber 40 tane torun ve çocuğu orada Hakan'a hizmet ediyor. Ya da sizi öldürürüm diyor. Asla savaşçı bir Türk tatlı yemez. İsterseniz bizi öldürün, öldürün diyor. Tatlıyı ağzına sürüyor. Tatlıyı neden seviyoruz biz aslında? Anadolu'ya göçten Türkler İslamiyet'in kabulüyle birlikte Hazreti Peygamber'in balı ve helvayı sevmesiyle, İslamiyet'in etkisiyle tatlı yemeye başlıyor aslında. O da yani, 200 yıl alıyor. O eksik kalmasın. Erkek adam tatlı yemez. Tabii öyle bir savaşçı bir toplum çünkü. Kadın tatlı, tatlı yesin. Çünkü ağzı tatlandırıyor, bir keyif veriyor ya, onu istemiyor. Atın üzerinde savaşmışlar. Yediği nedir işte? Kayseri'nin pastırmasıdır. Baldırında, Eğer'le Baldır'ın arasında pastırma. Ta Orta Asya'dan geliyor. Anadolu'nun tam göbeğindeki ilimizde hayat buluyor pastırma ondan sonra. Sonra giriyor mutfağa. Tabii sonra helvalar. İşte Hazreti Peygamber sevdiği için İslamiyet'i kabulle beraber ondan sonra mutfakta artık helvalar, şerbetler, her şey yapılmaya başladı. Baklava, o zamanki baklavalar işte elmayla, işte ne bileyim kavunla. Bugün Antep baklavası dünyanın en iyi baklava ama o dönemde de bu salt şekilde yok. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde en iyi baklava Rumeli'de yani Balkanlar'da yapılır. Hatta diyor ki baklava tepsisi mutlaka bir kağnı tekeri büyüklüğünde olmalı. En hafif bozuk parayı şöyle ortasına doğru attığınızda çıt diye tepsinin dibine gelme sesini duymalısınız diyor. Allah öyle Allah. O kadar ince, o kadar şey. Öyle şey yapıyor ama sonra tabii tarihsel süreç gelişimi. Kavunu ne yapıyor? Kavunu da püre haline getirip baklavanın arasına seriyor. Lorla baklava yapıp üzerine bal döküyor. Çıkınca yani birçok bir çeşit künefe. Pekmez de sulandırarak bazı tatlılar yapıyor, meyveli tatlılar. Bu pelteler yapıyor. Kadayıf hikayesi? Kadayıf yapılıyor. O dönemde de kadayıf var. Mesela kadayıfın mücveri yapılıyor o dönemde.
Allah Allah. Tabii tatlısı var ama mücveri de var. Şimdi Osmanlı mücver şimdi deyince nedir? Mücver kabakla yapılıyor bizim coğrafyamızda. Osmanlı tarihinde kabakla yapılmış mücver yok. Bak kadayıfın mücverini yapmışız, ciğerin mücverini yapmışız. Birçok malzemenin mücverini yapıyoruz ama kabak mücveri yok bizde. Ve işte o kadayıfın da mücveri yapılıyor.